Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tongucakademi.com'da. LGS'ye son 17 gün. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Öğrencilerimizden Seda Erci ve Cans demiş ki: "Hocam plan yapıyorum ama Günlük olarak uygulamada zorluk yaşıyorum. Bunu nasıl aşabilirim demiş. Yani planımıza nasıl sadık kalacağız demek istemiş. Yine Cans da hocam nasıl günlük plan yapacağız ve nasıl uygulayacağız? Hep bir şeyler eksik kalıyor ve gün sonunda moralim bozuluyor demiş. Arkadaşlar hiç endişelenmeyin. Biliyoruz ki hedefleriniz var. Bizler de sizlere hedef kelimesinden yola çıkarak günlük bir plan nasıl olacağını anlatacağız. Öncelikle planınız yani hedefiniz gözünüzün önünde olmalı. Bu ne demek? Kazanmak istediğiniz okul ya da almak istediğiniz puan her zaman telefonunuzun telefonunuz var ya telefonunuzdaki wallpaper'da yazmalı. Ben işte 450 puan almak istiyorum. 480 puan istiyorum. Kabataş istiyorum. 500 puan istiyorum. 420 puan istiyorum. Hiç fark etmez. 350 puan istiyorum. Hiç fark etmez. Hedefiniz telefonunuzda gözünüzün önünde olmalı ve aynı zamanda o gün yapmayı planladığınız to-do listediniz. Yani ben bugün şunları şunları çözeceğim, şunları şunları yapacağım dediğiniz şeyleri de mutlaka arkadaşlar bir tarafa asmalısınız. Veyahut da telefonunuzun ekran görüntüsüne de koyabilirsiniz. Bu gözünüzün önünde duracak ki ben bunları tamamladıkça tık 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 ilerleyeyim demeniz gerekiyor. İkincisi ve en önemlisi güne erken başlamanız gerekiyor. Bununla alakalı atasözlerini biliyorsunuz. Erken kalkan işine şeker katar aşına. Erken kalkan yol alır. Bunların her biri bizim atalarımızın sözü. Gerçekten de güne erken başladığınızda zaten biliyorsunuz ki LGS'de sabah 9.30'dan şöyle göstereyim. Bakın ne yazmış adam buraya. 9.30 demiş. 2023 LGS 9.30'da. 2024'te 9.30'da. O zaman sizin beyninizin sabah erken saatlerde kalkmaya alışması lazım. Ve daha erken kalkıp planınızı hazırlamış olmanız lazım. Bir de planınız gözünüzün öndeyse o oh, süper artık. Devam ediyoruz. Üçüncüsü dinlenmek de çalışmaya dahil. Bu ne demek hocam? Yani bazen... Aralara dinlenme verdiğiniz zaman kendinize kızmayacaksınız. Ya işte bir saat dinlenmesem mi acaba? Hayır hayır. Dinlenip enerji depolarsanız sonrası yapacağınız çalışmalar da verimli olacağı için dinlenmeyi de çalışmaya dahil kabul edip ben bir saat dinleneceğim işte yarım saat dinleneceğim 45 dakika mola verdim diyebilmelisiniz. Bu da çok önemli erişilebilir yani yapılabilir planlar hedefler belirleyeceksiniz. Diyelim ki bugün 6000 soru çözeceğim böyle bir şey olamaz. Bugün 8 tane deneme çözeceğim böyle bir şey olamaz. İki deneme çözeceğim. Bu olur. Daha fazlası olabilir. Sizi motive edecek bir hedef olmalı. Yani bugün yarım deneme çözeceğim. Yani bu da bir de hedef değil yani. Erişilebilir olmalı. Ama tabii ki sizi motive edecek bir hedef de olmalı. Yani ben bugün 10 soru çözeceğim. Aa erişebiliyorum. Böyle bir şey yok. Ben bugün 250 soru çözeceğim diyeyim. Erişilebilir bir şey. Ve bu hedefinizde gözünüzün önüne koyun. Erken kalkın. Aralara dinlenmede koyun ve tıkır tıkır ilerleyin. Sonuncusu en önemlisi. Fix aynı saatte ders oturmalısınız. Bu ne demek? Yani siz diyelim ki sabahleyin şurayı yazmak istiyorum. Diyelim ki dediniz ki sabah deneme çözdünüz. Şöyle sabah öğle akşam diyelim. Bak burası sabah burası öğle burası akşam olsun. Sabahleyin 9.30'da başladınız denemeyi çözdünüz. 12'ye kadar deneme çözdünüz mesela. Sonrasında bir saat ara verdiniz ya saat 13'te veyahut da 1.30 saat ara verdiniz. 13.30'da mutlaka mutlaka dersin başında olun. Ve hep aynı saatte olursanız o size alışkanlık haline gelir ve başarılı olursunuz. Mesela bazı insanlar hep aynı saatte yatmaya alışmıştır. Bazı insanlar ise bir gün geç yatar, bir gün erken yatar. Uyku düzenleri bozuktur. Bazı insanlar gece yatmadan önce dişini fırçalamaya alışmıştır. Bazı insanlar ise bazen fırçalar, bazen fırçalamaz. Bazen yaptığınız şeyler alışkanlık haline gelir ve bırakamazsınız. Dolayısıyla her sabah kalkıp deneme çözdüğünüzde bu size alışkanlık haline gelir. Her öğlen 13.30'da derse oturduğunuzda bu size alışkanlık haline gelir. Her akşam saat işte 16.30'da 18-30 arasında ders çalışıyorsanız bu size alışkanlık haline gelir ve zamanla bunu bırakamazsınız. Zaten az bir sürede kaldığı için bırakmamanız da gerekir arkadaşlar. Şunu da unutmayın bazen planlar bozulabilir. Sakın sakın kendinizi suçlamayın. Yani ben bugün LGS geri sayım denemelerini çözeceğim dediniz. Buradan 3 tane deneme bitireceğim dediniz. Burada toplam 6 adet deneme var. Bugün yarısını bitireceğim diyor. 3 denemi çözeceğim. İkisini çözdün. Hataların çıktı. Hatalarını analiz ettin. Burada çok hata bulduğun için işte alt adımda tekrardan kendine ödevler verdin. Bir daha çalışın. Bir daha bir çözün. Bu olabilir. 3 tane deneme çözecektim ama hocam ben. Önemli değil. Sen kendini çalışına eminsen bazen planın bozulabilir. Veyahut da o an bir şeye moralin bozulur. Bir arkadaşınla alakalı bir şey duyarsın. O an bir iki saatlik ara verebilirsin. Ama temelinde bir gün bozsam bile hemen ertesi gün sıkı sıkıya çalışmaya devam etmelisiniz arkadaşlar. LGS'ye kadar bol bol deneme çözüyoruz. Hatalar yapıyoruz. Yaptığımız hataların mutlaka analizini yapıyoruz. Bu soruyu tam yaptık? Hemen burada analiz sayfamızdan buluyoruz. Diyoruz ki ben bu soruda hata yapmışım. Sonrasında da bu hataya teşekkür ediyoruz. Çünkü bu hataların doğru cevabını öğrendiğimizde LGS'de inşallah rahatlıkla bu hataları bir daha yapmadan en güzel netlere ulaşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize şimdiden çalışmalarınıza başarılar.